Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Antep usulü çok harika bir fıstıklı kadayıf yaptık. Nasıl yaptığımızı o zaman hadi gelin hep birlikte izleyelim. Kadayıfımızı öncelikle şerbetimizden başlayalım. 1,5 su bardağı toz şekerimi şöyle bir kabıma aldım. Ve 1,5 su bardağı da suyumu üzerine ekliyorum. Yani 1,5'a 1,5 şeklinde bir miktarım oldu. Şöyle karıştıracağım arkadaşlar şekerim eriyene kadar. Üzerine de şöyle bir ince dilim limon ekliyorum. Şimdi bunu ocağıma götüreceğim. Ocakta kaynayacak. Kaynadıktan sonra da kaynara çıktıktan sonra da bir 10 dakika daha kaynatacağım. Gelelim şimdi kadayıf hamurumuzu halletmeye. 400 gram kadar arkadaşlar kadayıf hamurum vardı. Artık böyle marketlerden satın aldığımız için kadayıf hamurlarının çok böyle taze günlük olmadığından dolayı hafif kuru olabiliyor ve birbirine yapışmış olabiliyor. O yüzden o yapışmış olan kısımları böyle elinizle güzelce ayırın arkadaşlar. Ve kadayıf hamurunuz böyle benimki gibi biraz kuruysa da ya sütle ya da su ile birazcık ıslatın. Ben şöyle elimi hafif alıyorum. Çok az suyla, çok fazla değil. Islatıyorum hamurumu. Daha böyle tazeliği olsun diye. Evet, tüm kadayıf hamurlarımı güzelce, bakın böyle hiç böyle arasında topaklanmalar kalmayacak şekilde kadayıflarımızı hem ıslatalım hem de böyle tel tel hale getirelim. Kadayıf hamurumu güzelce tel tel ayırdım. Şimdi sıra geldi tepsimi hazırlamaya. Arkadaşlar kadayıf yaparken, künefe yaparken verebileceğimiz en önemli püf noktası yağının bol olması. Yani çok fazla bir şekilde tepsimizi yağlayacaksınız. Şurada böyle mesela 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı veya sade yağ. Bununla böyle tabanımızı iyice yağlayacağım. Hatta daha sonra kadayıfımı çevirdikten sonra tabanımı yine yağlayacağım. Çünkü Antep'te genellikle kadayıf ustaları, baklava ustaları yufkaları yağlamıyorlar, tepsileri yağlıyorlar. O yüzden de tepsi yağlamak çok çok önemli. Bir de şöyle bir çay kaşığı kadar da pekmez ekleyeceğim. Pekmez de böyle rengini biraz daha böyle nar gibi kızartsın diye ekliyorum. Çok da fazla eklemeyin, tadını bozmasın. Yani pekmez tadı böyle bir baskın bir şekilde gelmesin. Tamamıyla tepsimin tabanını yağla güzelce kaplıyorum arkadaşlar. Tabanıma yağı eşit bir şekilde de böyle dağıtmam önemli. Şimdi artık kadayıf hamurumu zaten ıslattım, böyle tel tel hale getirdim ve şöyle onu da tabanıma yaymaya başlıyorum arkadaşlar. 400 gram kadayıf hamuru kullanıyorum. Böyle eşit bir şekilde sanki 200 gramı aşağıya, 200 gramı da üstüne gelecek şekilde kadayıflarımı dağıtmaya çalışacağım. Arada yine böyle topaklanmalar elinize gelirse onları da yine elinizle güzelce dağıtın arkadaşlar. Ve artık ince bir kadayıf istiyorum. Böyle çıtır çıtır, bol fıstıklı, hamuru az, fıstığı bol. O şekilde ince bir kadayıf istediğimden dolayı böyle kalın bir kadayıf yapmayacağım. İnce yaptığım için de tamamı, bütün hamurlar pişecek arkadaşlar. Şimdi arasına fıstığımı ekliyorum. Evet. Antep fıstığımı ekliyorum. İç fıstık. Normalde baklavalık fıstık olduğunda çok daha yeşil oluyor ve lezzeti gerçekten çok daha fazla oluyor. Ama maalesef bende kalmamıştı. Ben de Antep'ten getirtemedim. Bu fıstıkla kullanacağım. Ama bunun da lezzeti yine çok güzel oluyor. Evet, bol fıstıklı istiyorum. Fıstığımı da ekledikten sonra fıstığımı da güzelce basıyorum.
fıstığımı da bastıktan sonra arkadaşlar üzerine yine kadayıf hamurumla kaplamaya devam edebilirim. Bugün ben kadayıfımı fırında pişireceğim. Daha önce biliyorsunuz künefe yapmıştım. Künefemi elektrikli şeyde yapmıştım. Orada da yapabilirsiniz ama bugün de farklı pişirme yöntemlerini görün diye fırınımda yapacağım. Normalde aparatınız varsa aslında en iyisi künefe veya kadayıf aparatında pişirmek. Aslında internet sitelerinde satılan yerlerde çok da uyguna satılıyor. Hani sürekli bu tatlılardan yapıyorsanız 80-90 lira kadar bir fiyatta alıp evinizde gayet güzel Antep'te yiyormuşsunuz gibi tatlılar yapmanız mümkün. Şöyle bir tavam var. Bu tavadan yardım alarak güzelce basacağım her tarafını, sıkı sıkı olsun, iyice basılsın diye. Dediğim gibi tepsinizin aynı ölçülerinde bir tepsiyle, başka bir tepsiyle de basma işlemini yapabilirsiniz. Kenarlardan güzelce bastırın arkadaşlar. Evet, bu şekilde bastım. Ve şimdi artık onu fırına gönderebilirim. 175 derecede alt üst ayarda kontrol ede ede pişiriyorum arkadaşlar. Net bir dakika veremiyorum. Yine sonunda net dakikamı tutar veririm ama sürekli kontrol ede ede pişireceğim. 20 dakika arkadaşlar fırında tuttum. Şöyle kenarlardan kızardığını hafif görünce çıkardım şimdi. Ters çevireceğim. Bir tane de şöyle tart tabanım vardı benim. Bir tart kalıbının tabanı vardı. Onunla çevireceğim. İsterseniz böyle hamsi tavalarının kapaklarıyla da çevirebilirsiniz. Ya da gene aynı boyutlarda bir tepsiniz varsa onunla da çevirebilirsiniz. Şimdi çevireceğim gerçekten. Ben de çok heyecanlı ve meraklıyım acaba bizi ne bekliyor? Umarım herhangi bir sürprizle karşılaşmayız. Evet. Şöyle. Şu şekilde kaldıracağım tepsimi. Evet, güzelce. Kızarmış tepsim. Şimdi kadayıfımı şöyle bir kenara alacağım. Dikkatli bir şekilde. Ve arkadaşlar bu tepsimi yine yağlayacağım. Aynı işlemleri yine yapacağım. Yine yağlayacağım aynı şekilde. Yağlamak gerçekten çok önemli. Eğer pürüzsüz bir kadayıfınızın olmasını istiyorsanız güzelce yağlayın. Evet, bir miktar daha böyle pekmezden ekliyorum. Pekmezimi de iyice karıştırıyorum her tarafına. Şöyle hafif rengini güzel yapsın diye. Dediğim gibi fırında 20 dakika beklettim. Şimdi bir 20 dakika daha hem üzeri güzelce kızarsın hem de altı yine aynı şekilde kızarsın istiyorum. Ondan sonra 20 dakika sonra yeniden çıkaracağım. Ama sizin fırınınız belki bir farklılık gösterebilir. O nedenle siz de benim gibi kontrol ederek pişirin diyorum. Evet, şimdi yine dikkatli bir şekilde kaydırıyorum. Güzelce tepsime kaydırdıktan sonra kenarlarda dökülmeler olabilir arkadaşlar, sorun değil. Ve yine fırınıma götürüyorum. Fırınımda yine 20 dakika güzelce pişiriyorum. Bakın yağın tamamını da emmiş. Hani bu yağ fazla gelir demeyin. Çünkü hamurunu hiçbir şekilde yağlamadım. Üstelik de incecik bir kadayıfım oldu. Üzeri de şimdi yine biraz daha kızaracak. 20 dakika sonunda arkadaşlar kadayıfımı fırından çıkardım. Şu güzelliğe bakar mısınız? İnanılmaz güzel oldular ve inanılmaz güzel kızardı. Nar gibi kızardı. Şimdi artık benim en sevdiğim bölüme geldik. Şerbetleme bölümüne. Şerbetimiz de kaynara çıktıktan sonra 10 dakika kaynatmıştım onu ve soğumaya bırakmıştım. Şu anda
kadayıfımın ilk sıcaklığı çıktı. Şerbetim de hafif soğuk, hafif ılık, öyle bir kıvamda. Kesinlikle sıcak değil. Şimdi şerbetliyorum. Ne kadar güzel şerbetini emiyor. Kenarlardan şerbetlemeye devam ediyorum. Böyle hafif hafif cızırdıyor da. Fıstıklı kadayıfımı yarım saat dinlendirdim arkadaşlar. Üzerinde böyle fıstıklarla dekorlar yaptım. Ve artık servise hazır. Kesinlikle çıtır çıtır muhteşem güzel bir fıstıklı kadayıfım oldu. Eğer siz de bunu yapmak isterseniz mutlaka videomu izleyin. Beğenmeyi unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.